Merhabalar dostlar, ben Ufuk. Planet Crafter'ın 27. bölümü. Artık yani bu iyice yavaşladı, buna bakmıyorum bile. Şimdi şu açılan şeyler, bunları bir yapalım bu bölüm. Bir önceki bölüm biliyorsunuz erişim kartıyla bir oda daha bulmamız gerekiyordu ama bulamadım. Bölüm arası da bayağı kurcaladım, yine bulamadım. Sağlık olsun. Şu portal jeneratörünü yapacağız. Genetik çıkarıcıyı yapacağız. Kelebek çiftliği K2 yapacağız. Bunların malzemeleri şu an üzerimde. Önce şu portal jeneratörünü bir şuradan bir çıkalım. Bunu onların oraya götürmeyeceğim. Şöyle şuraya bir yere koyacağım. Şöyle eve yakın olsun. Bu arkadaşa buradan geliyorsun. Yüksek ihtimalle. Uzaktaki enkazları tara. Tarayalım. Ha, bana diyor bunları ver. Nadirlik 5, zorluk 5. Bu neymiş? Saçılmış enkazları keşfetmek için bu makineyi kullan. Gezegenin, aynı gezegenin içindeyiz büyük ihtimalle. Portalların açılması için kuvars gerekir. Yeterli kuvarsın yoksa konumları yeniden tara. Nadirlik seviyesi enkazlarda bulunan ganimetlerin nadirliğini belirtir. Zorluk seviyesi enkazların içinde ne kadar karmaşık olduğunu belirtir. Tüm konumlarda en az bir, bazı durumlarda daha fazla enkaz bulunur. Topladığın ganimetleri korumak için portalı kullanarak geri dönmen gerekir. Enkazlarda benzersiz ganimetler bulunur. Şöyle üç ayrı noktadaymış bunlar. Bizim kendi gezegenimizde yine. Bir daha tara dersek. Değişiyor mu bunlar? Değişti. Her tara dediğimde yeni bir yer gösterecek bana. Nadirlik. Nadirlik 3 var, 1 var. Oğlum bir sürü yer var lan. Mesela ben buna gittiğim zaman bunu buradan kaldıracak mı? Bilemedim. Farklı farklı buluyor bakın. Her taramaya. Yani bir sürü yer buluyor. Tamam, buna bakacağız. Çok fazla yer var, anlaşıldı. Yani oyun diyor ki ben daha bitmedim. Devamım çok. Peki. Peki kardeş. Kelebek çiftliği K2. K1 şurada tepedeydi. Anda burada. Bu buraya kurulmuyor büyük ihtimalle. Şu arının yanına bunu kuralım. İki tane alıyor. Şunu kaldıracağım. Bunda altın kelebek var. Bunu parçalayalım. Şimdilik bir buraya bir altın kelebeği bir atalım. Şöyle. Burası bir kelebek larvası verdiyse 175'lik ama lehani. Şimdilik atalım. Boş durmasın en azından. Şöyle. İkinci altın kelebeği de buraya getiririm büyük ihtimalle. Duble etki yaparız. Son olarak da bu arkadaş. Onu da üst kata yapacağım. Şunun yakınına yapacağım. Hatta şuraya yapacağım. Çok büyük değilse. Aa, devre kartım mı yok? Tamam. Nerede lan merdiven? Buradan bir tane devre kartı. Şu dolaplarda mutlaka vardır. Tabii ki de var. Tamam, genetik çıkarıcı da okey. Bu merdivenden inmiştik. Yine bu merdivenden çıkalım. Şunun arkasına yapacağım dedim buraya. Nispeten küçük bir şey. Oo, hepsini al gel çıkar diyor. Tamam kardeşim. Mesela bunu çıkarıyor musun? Tabii ki de çıkarıyorsun. Bende de bu eksikti sanki lan. Bunlar? Bundan bende vardı. Bir dakika. Bir dakika. Hangi dolaba koymuştum? Bunlardan genetik özellik çıkaracağız. Şu bir numara bende var aslında.
Şunları bir ver bakalım. Şu ağacın da hepsini al, bir tanesi kalsın. Bunlardan bir ne çıkıyor bir bakacağım ya. Bir dakika. Şu bir numarayı benden alman lazım bak. Şu değil mi? Yani böyle atmıyorsun da. Niye basınca hepsini şey yapıyor acaba, atıyor acaba? E kardeşim bu işte. Enteresan. Şimdi şunu merak ediyorum. Bir tanesini çöp edeceğim. Ha, bu yok içinde. Bir dakika. Altın tohum da olabiliyor. Bütün larvalar, bütün kelebekler, bütün balıklar olabiliyor. Bütün bitkiler oluyor. Kuasar ve magnetardan da oluyor. Bunlar olmuyor. Tamam. Bu kurbağa aynısını mı veriyor hep? Büyük ihtimalle hep aynısını veriyor. Bakalım. Evet, hep aynısını verdi. Balık ne veriyor? Balık da bunu veriyor. Al iç suyunu. Ha, bu da renk verdi. Aynı renklerimi vereceğim. Yani şu... Oğlum bir üstünde dursana ya. Renk B. Hep de renk B veriyor. Oğlum aynı renk hayvanlarımız mı olacak bizim? Bunlar yok zaten. Larvalar var. Magnetar var. Dur, şu balığı bir bitireyim. Magnetar ne veriyor? Bir ona bakacağım. Tek başına. Ha, bundan çok var oğlum. Yere mi attım lan? Ha, buraya koydu. Tıkladığımı atıyor aslında. Şunu niye attıramıyorum? Şu da bir numara. Renk B, renk A, türler. Bak bunu almıyor. Neyse, şu dolaptan bir tane daha şuraya yapmak lazım, şu göbeğe. Ya da larvaları mı getirsem? Bu dolap boş nasılsa dur. Renk B'yi al bakayım. Şunların hepsini bir al. Bunlarla ne yapacaktım? Ben bir şey daha yapacaktım. Kelebek çiftliğini yaptık. Bunu yaptık. Bunu da yaptık. O malzeme biraz fazla galiba üzerimde. Tamam, sıkıntı yok. Ver kardeşim hepsini. 120, 200, 175, 175, 230, 250, 300, 175, ipek böceği, 120 falan. Şimdi ipek böceğini bir deneyelim. Ne veriyorsun? Ha, baştakini veriyor. 2 numara. Ha bak, bunu aldı bu sefer. Başka tabii ki de almazsın. Bakalım larvalar ne veriyor? Galakse, galakse. Bunlar da renk verecek galiba. Aynen. Aa, renk A. Çok iyi. İlk hayvanımızı yaptık. Sanki. Evet. Ha. Ha, yaratık DNA'sı diyor. Ben de şey zannediyorum. Hani gezegende bir yaratık var, onun DNA'sını bulacağım. Tamam, bekliyoruz hala. Ne diye bekliyorsam. Renk A'yı koyduk. Dur, dur lan. Çok heyecan yaptım ha. Şey yapalım. Dur, 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 dur. Şu hayvan besleyici neredeydi lan bizim? Ha, şuradaydı. Nereden koyuyoruz? Buradan ha.
2, 4, 5 tane hayvan koyabileceğiz. Bir tanesini attım. Lan lan. Şş, ibiş. Yaratığı evcilleştirin mi? Nasıl olacak lan o? Büyüme %30. Hayvan artırıcı %1000. Açlık %97 diyor. Burada var. Lan bir dursana. Durmuyor. Bizi dinlemiyor. Kafasına göre gidiyor lan. Nasıl evcilleştireceğiz? Sağ tuş. E. Boyut 5. Cilt rengi, desen rengi. Herhalde bu kafasına göre takılacak. Neyse dur bakalım. Başka ha dur. Al kardeşim şunları bir ya. Tek tek çıkaralım bir bakmayalım hepsine. Farklı farklı bak. Farklı farklı çıkarsın. Şöyle at abi hepsini. Yani hangisinden ne veriyor? Nasıl bir yaratıktan yani rastgele DNA çıkaracağız. Ver abi. Artık Allah ne verdiyse. Hep de renk ağları veriyor lan bundan. Bu şeylerden nedir o? Larvalardan, kelebek larvalarından renk ağ çıkıyor. Bakın rengarenk. Hepsi renk ağ. Bir tek arı larvasından şunu verdi galiba. Tamam, kelebekten renkleri alıyoruz. Anlaşıldı. Şu kuasardan ne veriyorsun? Bütün kelebekler var, bütün balıklar var, bütün kurbağalar var, bütün şeyler var. Bitkiler var. İki tane kuvars var. Bir de bitkiler var. Bitkileri daha getirmedim. Biyolüminesans. Dur bakalım. Şunu alıyor musun? Ha bunları almış zaten. Bunlar bunu aldı. Bunu almıyor. Alacaklarını aldı. Varyant. Genetik özellik. Türler yazıyor. Yani bu. Bunu al, bunu koy. İlk yaptığımız ikiydi çünkü. Biri koydum. Renk A. Renk B. Ten deseni rengi. Cilt deseni rengi. Varyant. Biyolüminesans verdi. Koyduk. Varyant cilt renk B. Varyant cilt renk B. Bir saniye kardeşim. Boyut. Bize cilt deseni lazım. Ha, varyant. Renk B'yi de alalım. Şu renk beğen. Şu varyantın. Türler. Varyant. Türler. Bir öncekinde de ikiyi yaptık sanki. Renk A. Dakika lan renk A'yı.
Farklı bir şey yapmak istiyorum. Dur. Şunu koy ha. Ne yok? Bir tek cilt deseni yok. Cilt deseni nereden çıkıyor acaba? Gerçi yanında şekilleri var. Burada cilt deseni yok. Sen bunları bir al bakayım. Şu arılı arvaları hangisini çıkarıyor onu bilmiyorum. Ama hepsini hoplatacağız. Arılar neyi veriyordu? Şu tür ve varyantı mı veriyor? Yoksa sadece türü mü veriyor? Türler. Hepsi de bir numaralı türü veriyor. Hep mi bir numarayı veriyorsun? Evet, hep bir numarayı veriyor. Sağlık olsun. 5 tane hayvan yapabileceğiz zaten. O 5'i bir fulleyelim. Ama farklı bir hayvan yapabilirsek. Hani hep de aynısı olmasın diye düşünüyorum. Renk A. Evet. Renk A'yı kelebeklerden alıyoruz. Ha, bunu almayı unutmuşum. Oğlum niye bir tane bir tane veriyorsun? Bunlar. Ha bunlar yok. Nere kelebeği yok. Galaxy, Abstrus, Pensea, Leani, Azurae, Altın Kelebeği, Serena, Imeo, Futura, Liux. Nere yok. Fiontera da yok. Şu Galaxy var. Pulsar var mı? Pulsar da yok. Zeolit. O da yok. Gübreden. Biyoplastik. O da yok. Her larvadan olmuyor. Altın kelebek. Altın kelebek. Şu üstümü bir boşaltayım. Oğlum hangi dolaba atıyoruz lan? Ten deseni, ten deseni. Cilt deseni yok mu lan? Bir tane daha yapsaydık hemen. Yok. Neyse dur bakalım. Dur bakalım olacak dur. Bunların hepsini tek tuşla bunun haricinde aktarılan bir kısa yolu vardır ama ben bilmiyorum. Şimdi bunlar da ten desenlerimiz. Biyolüminesanslarımız. En son aldığımız boyut. Boyut 4'müş mesela bu elimdekinin. Az öncekinin 5'ti. Yani daha küçük bir hayvan yapacağız. Bura doldu. Bu. Ha, boyut 1. Çok daha küçük bir hayvan yapacağız. Ten deseni rengi. Şu. Tamam, olabilir. Şöyle bir şey yapacağım şimdi ben. Şu kelebek şuradan şunu al. Bunun ikisini de alacağım. Şuraya ikinci altın kelebeği koyacağım. Bu kırmızıyı buradan alacağım. Leani. Burayı full altın yapacağız. Azura'ya Leani. İki tane Leani oldu bakın. Şimdi yukarıda o ayrıştırmadığı Nere Fiorenta. Şu ikisini al. Bunları bir hemen. Oğlum şu merdivenin yerini hep karıştırıyorum ya. Bunları bir aşağıdaki
Şu altın kelebeği söktüğümüz yere bu ikisini bir atalım. Şurada olması lazım. Ha, burada boş kalmasın yani. Fiorente ve Nere. İki tane altın kelebek. Altın kelebeğin bir tanesini heba edeceğim. Ne verecek çok merak ediyorum. Cilt rengini verebilir. Verirse bir hayvan daha yaparız. Buradasın. Hadi lan. Biyolüminesans 3'ü verdi. 2. Bunlar da renk A verdi. Biyolüminesans 3. Biz 6'yı kullanıyoruz. Bunu 3 yapacağım. Diğer dolaplarda da hep 6 var galiba. 5, 8, 9, 9. 9, 6. Aynen 5, 6, 8, 8, 9, 9, 9 var. 4 boyut zaten. Şu da renk. Yani bu dolaba değil de bu dolaba atalım. O tarafa çünkü şeyi verdim. Dronlara emir verdim. O dışarıdaki şeyden nedir o? Ver oğlum hepsini. Dışarıdaki ekosistemden bu dolaba larva getiriyor. Getirdikçe çıkarırız böyle. Tamam. Kalanları da şimdilik bu dolapta kalsın. Dur. Bu değil. Bitkilerden. Ağaç kabuğundan bir şey çıkarıyor musun? Yok. Kurbağa larvalarından çıkarıyorsun. Burası sıra dışı larva. Burası ağaçlar. İpek yoktu zaten. Burada da ağaç var. Otajen. Tamam, alt kata inelim. Nerede bizim o dolap? Heh. Evet, bitkilerin işe yarayacağı yer geldi şimdi. Başka ne vardı? Bitkiler, larvalar, kuarslar. Kuarsların da hepsi değil, bazıları. Tohumdan bir şey çıkmıyor. Oğlum, istemediğin kadar var lan. Neyse, bir geri gidelim. Bunları bir ayrıştıralım. Şimdi, Volnus. Volnus, Volnus, Volnus. Var mı bir tane daha? Yok. Volnus ne veriyor? Boyut veriyor. Hepsi 3. Orema. Renk B veriyor. Tamam. Lirma. Vermiyor. Sanga. Sanga da renk verir büyük ihtimalle. Evet, renk B. Evet, renk B'leri veriyor bitkiler. Pestera ne veriyor? O da renk B'yi verecek. Evet. Nulna. O da renk B verecek. Pembe verecek hatta. Evet. Şu da beyaz verir herhalde Tuska. Hadi şunu atalım. Tuskalar da beyaz verecek. Ha yok. Hafif sarımtırak bir renk veriyor. Tamam. Al kardeşim. Şuraya bir hizala. Yani renk ve boyut. Bakın boyut 3.
Bunlar türler. Neredesin boyut? Türler. Birkaç tane daha boyut. Ha, şu 4 var. Bizdeki şu an takılı olan 1. Burada 3 var. Meteor geliyor. Hem palyo da renk veriyor. Şimdi bunların hepsi renk veriyor. Sadece altın tohumu denemedim. Kurbağa larvaları büyük ihtimalle. Ha, hangisi neyi veriyor söylüyor. 1, 2, 3. 3 tür görünüyor. 1, 2, 3. Bunlar biyolüminesans 1, boyut, renk B, renk B, renk B, renk B, renk B, biyolüminesans, boyut, ten deseni rengi, 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 renk B, biyolüminesans, altın balık yumurtası nereden bulacaksak. Renk ağlar. Lan bir bit artık. Biyolüminesans. Cilt deseni. Serena kelebeği. Serena, Imeo, Futura. Şu üçü cilt desenini veriyor. Serena, Imeo, Futura. Bu da renk A. Serena Futuro. Şimdi orada dörtlüydü. Bir de aşağıdan şeyi alalım. Sıradan larva 1, 2, 3, 4. Bunlardan bir dörder tane yapıp deneyeceğim ama önce şu bunları bir şuraya atalım. Bunları da al. Al abi, al, al, al. Ha, dur, larvalarımı geri ver. Yemek ve su. Öleceğiz. Öleceğiz açlıktan. Tane ye, bir tane al. Bir tane ye, bir tane al. Çık yukarı kardeş. Sıradan larva. Boyut veriyorsun. Sıra dışı larva. Sen de boyut vereceksin. Nadir larva. Anlaşıldı ya. Yani o DNA sentezinde kaç tane dolap varsa türler, boyut, şu Futura, Imeo, Serena. Bize bunlar lazım. Serena, Imeo. Futura yok. Imeo ve Serena. Nadir larva, mutajen K2 ve gübre. Nadir larva, mutajen K2 ve gübre. Mutajen K2, mutajen K2, mutajen K2. 3 tane. 3 tane nadir larva. Gübreler aşağıda. Bakın buradan neyi kullansam anında yapıyorlar ha. Gübreleri de bir şuralarda vardır. K2 değil.
Bu da K2 değil. Lan hep K2 mi verdin? K1 gübre hiç vermedin mi ya? Bakar mısın? Yani lootlarda doğru düzgün K1 gübre çıkmamış. 2'yi bir tane daha bulursak tamam. Burada da yoksa o zaman şu dolabımdan alacağım kardeşim bir tane. Siz üretin. Şu cilt desen olayını da bir tamamlayayım. Bir iki hayvan daha yapayım. Neydi? Nadir, mutajen, gübre. Şu ikisinden birini yapacağız. Şimdi nadir, mutajen, gübre. Çıkar. Nadir, mutajen, gübre. Çıkar kardeşim. Sen de başla. Nadir, mutajen, gübre. Hemen buradan cilt desenin cilt rengini de alalım. Şöyle bakın. 3, 5, 6, 7, 8 tane dolap yapacağız. Şu varyant, şu da türler. Varyant nereden çıkıyor? Bunu söylemedin. Bir dakika. Türlerin çıktığı şey belli de. Oğlum kafam karıştı ya. Varyant. Bu türler. Bu da türler. Türler 1, 2, 3. Hiç ben varyant yazan da görmedim. Ten deseni, ten deseni. Hepsi ten deseni. Varyant nereden geliyor? Cilt deseni bu üçünden zaten. Varyantı göstermiyor. Rastgele mi veriyor acaba? Ya da şu türlerden birinden mi çıkıyor? Enteresan. Bakacağız, göreceğiz bakalım. Oğlum araştırsana. Bunlar da mı yemedi lan? Imeo. %1000. Tamam, güzel. Bu da Imeo verdi. Bunda zaten yok. Bunda yok. Bunda yok. Bekleyelim. Ya da gel. O çıkana kadar. Bir cilt desen rengi versin. 2 numarayı verdi. Senden ne gelecek? Senden de diğerine gelsin de farklı bir renk daha alalım. Ya da hemen bir tane daha hayvan yapalım. Al, 2 numara var zaten elimizde. Ver bakalım bir tane yaratık. Ona hemen veriyormuş. 2'yi hemen yerine koydum. Türler kısmına 3'ü koydum. Boyut. Boyut 2 olsun. Tamam. Bak boyut 3 de var. Tür 1 var, 3 var. Bizim ilk yaptığımız 1'di. Bu yaptığımız 2'ydi. Renk olarak da şu renk B, şunu alalım. Renk A. Tür 1, tür. Şu. Şöyle. Biri renk A, biri renk B. Yine email verdi. Tamam. Olsun. Şunları bir al bakalım. Sen bunları bir çıkar. Ben de o arada şu renk A ile renk B'yi atayım. Aa, direkt sentez diyebiliyorsun.
Şu üçünü koyduğunda bunlar önemli değil mi? Ha. Tür 3. Renk A, renk B. Tamam. Ciltte seni koymasan da oluyor. Tür 3. Sentezde la. Bak bunlar yani olsa da olur olmasa da olur dediği zımbırtılar. Renk B var mı hiç? Yok. Tür 2. Buradaki ne? Tür 2. Renk A kırmızı olsun. Tamam. Boyut 2. Cilt deseni 2. Renk B alalım. Hemen bir tane daha yaratık yapalım ya. Sen de git bakayım şöyle. Sırala. Renk B. Hadi pembeli bir şey alalım. Yok buradan değil lan. Buradan oğlum. Al renk B'yi de. Tür 3. Tür 1. Tür 2. Şimdi tür 1, tür 3, tür 2. Tamam. Şu tür birinci türden bir tane daha sadece ağlı B'lisini yapalım. Bir dakika. Şuradan türler 1. Şöyle koyu bir şey olsun. Renk B. 1, 2, 3 yaptık türlerden. Şu cilt desenini at. Tür 1 renk B'yi aldık. Boyutla uğraşmayalım. At bunu da. Tür 1 renk B. Şuradan da renk A bulalım. Kahverengiye ne yakışır lan? Yeşilimsi güzel olmaz. Pembeli yaptık. Şunu alalım beyazımsı. Tık tık tık. Şimdi böyle 3 özellikli yaratıklar yapıyorum bir de. 2, 4, 5 oldu ya. 5 oldu oldu. Bakalım. Bu nerede lan? Bu tarafa doğru yürümüştü. Oğlum ölür mü ölürsün lan. Nereye gittin oğlum? Yem de azalmamış. Bak bu varyant 5'miş, tür 2'ymiş. Şimdi bu da karışık bir hayvan. Genetik özellik. Ben bunu sevince mi verdi lan o genetik özelliği bana? Bak açlık %98 diyor. Bu hayvan bunu yiyor mu şimdi? Açlığı düşüyor ama yani buradan yem azalıyor gibi görmedim. Neyse. 3, 2, 1. Hadi bir numarayı da attım. He, bunun aynısının düzü çıktı lan. Genetik özellik. Ha, ilk sevdiğinde genetik özellik veriyor. Evcilleştirmiş mi oluyoruz biz bunu? Tamam. Ha varyant vermiş bak az önce sevdiğimde. Tamam dur. 2 numaraya atalım. Lan! Oğlum küçücük lan. Sevdim ne verdi? Tür 2'yi verdi.
%99 açtık. Düşüyor mu? 98. Tamam, düşüyor. Son olarak tür 3. Aa, tür 3 geyik tarzı. Bu da varyant 2'yi verdi. Şu an bura fullendi. Aa, bu da geri geldi. Tamam. Açtık, %37'ye kadar düşmüş bakın. Tamam, yiyorlar ya. Bunlar buradan yedikçe büyük ihtimalle dronlar buraya getiriyor. Çünkü ben verdim buraya. İyi. Boyut olarak büyük bir şey üretemedik. Ama tür 3 böyle geyik var ya, bakın şunlardan. Tamam, tür 3 bu. Bu tür 2. Öbürkü de tür 2 ama. Varyant 5'miş bu. Tamam ya, geçsinler. Buralara birkaç tane daha ben hayvan şeyi yaparım. Üzerimdeki şeyleri de götürelim hemen. Nerede DNA sentezleyicimiz? Varyant verdi. Varyant vermiş. Türler, renk A. Bunların hepsini alırsın sen. Sadece varyant 2, varyant 1. Ne lazım? Renk A, renk B lazım. Renk B burada. Boyut en fazla 3 var ya. Şu varyant 2. Renk B. Bu renk A. Ver bakalım. Boyutu da büyük olsun. Yani böyle böyle bunu halledeceğiz. Bu dolabı boşaltabildiğimiz kadar boşaltalım ki. Oğlum, boşaltabildiğimiz kadar boşaltalım dedim. Bu kadar boşaltabildim. O da güzel. Bir A. Bir B. Yap bir DNA daha. Sonra bir A, bir B, tür 1 yap. Tür 1. B, B. Hiç A yok mu lan? Yok. Al B'yi. Ver buradan A'yı. Varyant 2'yi de ver. Boyut 3 olsun. Cilt deseni de olsun. Burası renk B'ymiş hep. Al bir tane renk A. Al renk A. Cilt desenini attık. Boyutu attık. Varyantı da attık. İkinci varyant. Ten deseni ve biyolüminesans. Onlardan da çok var. Bir saniye. Nerede bizim ten desenlerimiz? Diğer dolaba mı atmışız? Biyolüminesans 9. Aa, bir dakika, boyut 4 var. Tamam. Ten deseni rengini de alalım. Boyut 3 değil kardeşim. Boyut 4. Biyolüminesans 9. Ten deseni rengini de attım. Tür 1 ama olsun. 2 4. Tür 3. Renk B. Boyut 3. Tür 2. Biyolüminesans 9.
Sen de senin rengi renk ağlar nerede? Renk A, renk A, renk A. Dokuzu attık. Sen de senin attık. Bir tane daha cilt deseni rengi olması lazımdı. Şurada. Aldık onu da. Cilt desenini de attık. Varyant ne yazık ki yok. Boyut 3. Renk B'yi atmışız. Renk A'yı da attık. Varyant var mı? Boyut 3. Boyut 3. Şimdi şunu da bir al buraya. Şöyle hizala. Hepsi türler mi? Tamam, varyant çıktıkça yapacağız büyük ihtimalle. Şu kalanları da al kardeşim. Varyant yok. Ver. Bir 5 tane daha yaptık. Tamam. Su şişesi, devre kartı, ipek, lirma tohumu, gübre K2, metan tohumu. Metan tohumu ne ya? Metan. İn aşağı yavrum. Şimdi ipek. Devre kartı, su şişesi, lirma. Devre kartı. Su şişesi ve lirma. Gübre K2 miydi? Evet, K2 ve metan. Gübre K2, bunlar nitrojen. Bu da nitrojen. Ulan hepsi nitrojen mi? Vallahi hepsi nitrojen. Vay kardeşim ya. Metan ve lirma. Metan, lirma, su. Lirma. Burada bir yerde metan var benim. Hiçbir yerde yoksa burada var. Mantar. Allah Allah. Heh. Metan. Son olarak su şişesi. Hemen şu kapıdan çıkalım. Zaten bir tane hazır hayvan besleyicimiz varken iyi mi ama? Onu da böyle koyalım. Tamam, hayvan besleyicisi sağlıyor. Oo, boyut 4. Üstünde 2, 4, 5 tane olması lazım dediydim. Lan varyant versenize ya. Tür 4. Bu yeni. Renk A. Tür 3. Tür 4. Tür 2. Tür 4 hiç yoktu bizde bakın. Gel oğlum. Merdiven. Tür 4 hiç yok. Şu. Renk A bu olsun. Renk B. Boyut 4 yok deme ya. Boyut 3.
Renk B kırmızı olsun. Kırmızı olsun, 3 lira fazla olsun. Boyut 3. Biyolüminesans getirelim. Renk A. AB, tamam. Bunları varyanta almıyorsun. Biyolüminesanslar burada değil. Bunları bir al. Cilt deseni ve ten deseni burada galiba. Biyolüminesans. 9-8 yaptık. 5 yapalım. Ten deseni var. Cilt desenimiz yok şu an. Renk A mavi. Bir bakalım. Bizim renk A sarı kırmızı. Sarı kırmızı oldu. İyi oldu. Biyolüminesans 5. Boyut 3. Cilt deseni de verdik. Bu kaplumbağa yumurtalarından da güzel şeyler bulacağız. Ben bir tane daha hayvan yetiştirici yapayım. Malzemelerimiz nasılsa var. Şimdi gübre K2 idi. İpekti. İpek. Gübre K2. Lirma. Metan devre kartı. Devre kartı. Lirma. Metan. Su. Tamam. Şu bunun kapsama alanı neresi göstermiyor ki ya. Ben de şuraya koyarım. Çok kapının önünde oldu ama olsun. Bu yeni bir boyut. Bakın. Tür 4. Lan. Ne verdin? Tür 3 verdin. Cırcır böceği gibi bir şey ha. İyi, bunlar hepsi buralarda geziyor. Oğlum her... Bir dakika, her sevdiğimde bir şey mi veriyorsunuz? Biyolüminesans 9. Türler, türler. Biyolüminesans. Evet, her sevdiğimde... Bak yine verdi. Renk B. Tamam. Ya bunları severek bile... Yedi. Tür 3. Tamam ya, oldu bu iş. Kaç dakikada bir şey veriyor acaba? Sevmeme müsaade ediyor acaba? Bak mesela şu an. O bitti. Bu sevdirdi. Bunu unutmuşuz arada. Bunu da unutmuşuz. Güzel ya. Cilt deseni falan geliyor yani. Tamam. Bu genci olanları fırsat buldukça seveceğiz. Büyüme %56. Biyolüminesans. Yani evcilleştirin yazmıyor şu an. Hayvan arttırıcı %2000. Tür 2. %1000. %1000. %1000. Bu da 2000. Allah Allah. Neye göre 2000 ya da 1000? Anlamadım. Şu çok iyi ya. Boyut 3, tür 3. Ben bunları sevdikçe bunlar evcilleşiyor galiba. Ya da anlamadım.
Neyse bak bayağı bir şeyimiz oldu. Biyolüminesanslar var. 7, 7 hiç yoktu. 7 geldi. Cilt deseni. Ten deseni. Bir dakika. Bu zevkliymiş ya bu iş. Şimdi biyolüminesans 7. Ten deseni 5. Cilt deseni. Tür 2. Hadi mavi olsun renk B. Dur, bize renk A lazım. Bunları bir al kardeşim. Renk A. Boyut 1, 2, 3 var. Büyük yapalım. Tık. Varyant yok. Sağlık olsun. Şu larvaları da hiç götürmeye gerek yok. Çıkar. Ha, direkt boyut veriyor. Belki büyük boyut çıkar. 2 ve 1 çıktı. Tamam. Sağlık olsun ya. Hepsi bizim kardeşim. Sıkıntı yok. Hemen şu yaptığımız bir adet kardeşi de şuraya koyalım. Şöyle. Lan. Varyant mı verdin? Yok, bir ölümün esas 7 verdi. Tamam. Ten deseni rengi verdi. Ben bunları her sevdiğimde bana farklı farklı genetik özellikler verecekse. Oo, ben boyuna cilt deseni türler, cilt deseni ten deseni renk B. Varyant vermiyor ama veriyor sonuçta bir şeyler. Her sevdiğimde. Yaratığı evcilleştirin yazısı çıktığında tür 2 renk B. Evcilleştirin yazısı çıktığında mutlaka veriyor bir şey. Gel lan, sen bayağıdır yoktun. Ha, bu da kendi türünden verdi. Bak yine renk 4 verdi. Bu cırcır böceği ötüyor. Gel la bura. Renk 3. Mesela renk 5 var mı? Atıyorum, renk 6 var mı? İyi, ben bunları denk geldikçe severim. Bir şeyler verdikçe de yaparım hayvan. Gidelim bir su içelim. Şurada dronların çekmediği Azura'ya var. Evet dostlar. Böylelikle şöyle hayvanlara da bakalım. Böylelikle çeşit çeşit değişik değişik hayvanlarımız da oldu. 3 tane daha ben buralardan çıkarırım. Doldururum buralara. Yani hayvan işini de bayağı bir hızlandırmış olduk. Bazısı 1000 veriyor, bazısı 2000 veriyor falan. Bakın mesela bu 1000 veriyor. Bu ilk yaptığım 2000 veriyor. Neden böyle bilmiyorum. Varyant 5, tür 2, boyut 5. Boyut 5 olduğu için olabilir. Hani boyut 6, 7, 8 bulunabiliyor mu bilmiyorum. Ama deneye deneye belki çıkarırız. Genelde küçük türler yaptık. Tek en büyük hayvanımız şu an bu. Bu da renk 5 zaten. Biyolüminesansı da bunun 10'muş. Yani neye göre %2000 veriyor bilmiyorum. Tabi bunlar daha büyüyecek. Bakın büyüme daha %60'ta ve bir tık daha böyle büyüye büyüye gidiyor. Açlık 42'ye düşmüş. Hayvan yemi dolu. Zaten bittikçe de üretiyoruz. Mesela bu büyüme %34'te. Hepsi tek tek büyüyecek ya. Bak ara ara genetik özellik yine veriyorlar. Sevdikçe.
Bak. Seviyorum. Tınk veriyor. Renk A verdi. Bu vermedi. Sen. O da verdi mesela. Tür 2 verdi. Şu an için 4 tür var. 4'ünü de yaptım. Kurbağa ve balık yumurtası çoğaltıp onlardan belki değişik türler deneyebiliriz. Evet, boyut 4. Mesela boyut 5 yine yok. Renk B. Mesela hemen şu an gidip mesela bir tane daha junk diye yapabiliriz. Hemen de yapalım bence. Bak şimdi. Boyut 4. Biyolüminesans 7. Cilt deseni 5 var. Hadi attık 5'i. Varyant 4 vermiş. Aa, varyant, bak varyant gelmiş. Varyant 4. Ben onu tür 4 zannetmiştim. Tür. Tür 1 olsun. İki tane renk B'm var, bir tane renk A'm var. Şöyle sarılı pembeli renk A, renk B. Ten desen rengi, onu da verelim. Bak, full bir tane daha yaptık. Güzel. Al bakalım. 7 değil de 9'u al ya. Tamam, 7 al. Tür 3. Cilt deseni. Renk B. Renk A lazım. Bura genelde renk B'ydi zaten. Renk A. Ten deseni. Boyut. Ten deseni. Boyut burada var mı? Bakıyorum. Boyut burada yok. Burada var. Ve şu an en büyük 2 var. O yüzden boyut koymayacağım. Boyut salgaraya gelsin. Yani büyük. Büyük çıkarsa belki diye öyle yapıyorum. Şu üstündeki bir tane kelebeği de çıkaralım. Renk A verdi. Onu da buraya at. Bak, bura yine doluyor. O yüzden buradakileri alalım. Buraya koyalım diyorum her defasında ama yer yok. Aa, K4 roketi açıldı. Çok güzel. Ver kardeşim şunlardan, ver. Ver. Biz bir tane daha şuradan. Şöyle sırala. Tür 1, 2, 3. Tür 3. Tür 1. O zaman al sana tür 2. Renk B. Cilt deseni, ten deseni. Biyolüminesans 9. Boyutu koymayacağım yine dediğim gibi. Burada varyant var mı? Yok. Ne yok? Renk A yok. Heh. Oğlum çok pembeli renk A oldu ya. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Üret. Ver. Tamam. 3 tane daha yerimiz vardı galiba. 3 mü? 4 mü? 3. Al. Hop. Genetik özellik verdin. Cilt de senin. Tamam. 2 numara. Bir ölümün esans verdin. Yani varyant vermiyorlar. Burayı da fullemiş olalım.
Bu da tür 3. Bu da genetik özellik verdi. Neyse dostlar. Yani ben böyle sevdikçe şey yaptıkça bunlar genetik özellik veriyor. Bakın cilt deseni veriyor. Bilmem ne veriyor. Tür 5 çıkmaz bunlardan zannetmiyorum. Tür 1. Ha varyant verdi bak şu. Varyant 1 verdi. Yani böyle böyle. Şu an 15 tane hayvanımız var. Bence yeterli şimdilik. Bu işe bir ara yine üstüne çullanır. Bu alamadığımız neymiş? Tür 2'ymiş. Tamam neyse. Video bayağı uzun oldu. Artık yavaştan veda etme zamanı bence geldi. Şöyle burada hatta bir tane varyant olması lazım. Nerede o? Ha, şu varyantı hemen şuraya atalım. 8, 4. Bunu at. Tür 3. Renk A. Renk B. Boyut vermeyeceğim. Rastgele gelsin. Ama mesela bir hayvanımız daha oldu. Neyse. Şuraya bir boşaltalım. Atma oğlum. Atma, lazım olur kardeş. Ağaç dolabı full zaten. Neyse şu nadir larva dolabında dursun. Evet dostlar. Şöyle balık manzarasıyla bugün de. Ya da şuradan inelim bir ekranımıza bir bakalım. Çünkü hayvan işini bayağı hızlandırdık. Yani biyokütle artmış olması lazım. Evet bayağı bir. 1, 2, 3, 4, 5 milyon olmuş. %10,36. Açılacak ne kaldı? Hayvan yemi 2 ve ekstraksiyon platformu. O diğer ışınlayıcıyı açtık, oralara gitmedik. Bundan sonraki bölümlerde o ışınlayıcıyla oralara gitmeye başlarız. Böyle böyle oyunu artık yavaş yavaş biz de sonuna erdirmiş oluruz. Hatta şunlardan birer tane daha üzerime alayım. Evet. Durum bu. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenin. Beğeniler çok önemli. Abone değilseniz de abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Bay bay.